Herkese Belisti'den merhabalar. Abi şu an Belis şehrinin kuzeyindeyiz. Belis şehri, Belize'nin eskiden başkentiymiş. 1960'lı yıllarda değişmiş. Kasırgadan dolayı başkenti Belis ülkesinin ortasına taşımışlar. Yani Belmopan şehrine taşımışlar. Şu an başkent Belmopan. Ve şu an Belis şehrindeyiz. Eski başkentte, Belize'nin en kalabalık şehrinde. Ve etrafı göstereyim size. Etraf böyle uysal, sessiz, sakin. Şu an Belis şehrin kuzeyindeyiz. Gerçekten tehlikeli değil. Yani bu bölge tehlikeli değil. Dün Türk bir abiyle tanıştık. Zaten bugün de onun yanına gideceğiz. Videonun devamı onunla geçecek. Şu an yoldayız. 13 yıldır burada yaşıyormuş. Bize Belize'i anlatacak. Belize'i gezdirecek. Birlikte konuşacağız. Belize'i öğreneceğiz. Belize'deki başka şehir Belmopan ama en büyük şehir burası da Belize City. Neden başka şehir Belmopan? Çünkü Belize City hurricane çok fazla. Hurricane yüzünden vuf. Belize'de çok sık kasırga oluyor, hurricane diyorlar ve bu sebeple evlerin tabanları böyle yüksek, yani yüksekte yapıyorlar evi. Çünkü sürekli sel basıyor burayı kasırga vurduğu zaman. Ve bu sebeple iş yerleri sürekli sigorta halinde. Bir kayıplar olduğu zaman sigorta onların kayıplarını karşılıyor Belize'de. Türk abinin restorana doğru giderken size Belize hakkında da bilgiler vereyim. Belize'in tarihi Mayalılara dayanıyor. Ülkenin tamamı Mayalılardan geçmiş. 4000 yıl öncesinde falan Mezoamerikan, Mayalı, Maya bu tür insanlar yaşıyormuş tarihi. Şu an ülkede Maya suratlı insan yok. Yani tamamen ortadan kalkmış durumda. Afrikalılar var, Meksika asıllılar var. Onlar biraz daha böyle Aztek tarzı ama Meksikalı tipteler. Ve İngiliz asıllı insanlar var. Çinliler ve Hindistanlılar da var. Neden? Çünkü Hindistan'da British Colony. Aynen, Hindistan ve Çin'in belli bölgesi de İngiltere sömürgesindeydi. O yüzden oradan buraya aktarmışlar. Belize'nin tarihi Mayalılardan sonra İspanyollar geliyor 1500'lü yıllarda. İspanyollar 300 yıl kadar sömürüyorlar Belize'yi. Ondan sonra İngilizler geliyor. 1862'den 1981'e kadar İngiliz sömürgesi var. 1981'de de Belize bağımsızlığına kavuşuyor ve kendine has bir ülke oluyor. Tabii kalanlar Afrikalılar. Şeker tarlalarında çalışmak için Brezilya'dan, Güney Afrika'dan, Afrika kıtasından hatta Amerika'dan bile gelen insanlar var o dönem. Önce bu şeker işini Amerika'da ve Brezilya'da başlatıyorlar. Orada bitince Orta Amerika'ya atlıyorlar. Bu insanlar oradan köle olarak geçiyor. Ve burada kalıyorlar. Nüfusları baya baya şu an. Belize'de neredeyse insanların %70'i siyahi. 34 bin Çinli nüfusu var dediğim gibi. 3 bin Hintli nüfusu var. Çok fazla. Meksika diğerleri karışık zaten. Belize'ye geçiyor. Bir de ben varım, bir de Heon var. Evet. Ve burası da sadece biraz turistler var. Ve burası da Central Amerika'daki only the English speaking country is in here. Doğru. Orta Amerika'daki sadece İngilizce konuşan ülke burası. Yalnız İngilizce konuşan dediğim öyle hani herkes İngilizce biliyor değil. Bildiğin dilleri İngilizce. Yani adamlar İngilizce konuşuyor. Bizim nasıl Türkçe ise Türkiye'de adamların burada dili İngilizce. Fakat eski dilleriyle karışmış bir İngilizce. Önceki otostop videosunda da gördünüz. Farklı bir dilleri var. Ve çok ilginçtir. Belize'de 30-35 tane de Türk yaşıyor. Bu Türklerden biriyle bugün görüşeceğiz. Şansa dün kendisine denk geldik. Bir restoran vardı. Menüsüne baktım, Türk topları yazıyor. Köfte yani bildiğin. Dedim bu neymiş, bir gidip bakalım. Bir baktım, selam verdim. Türk çıktı. Yanında da kardeşi, çalışanlar, arkadaşları derken bir 4-5 tane Türk var orada. Abi arkamda görmüş olduğunuz Belize'in ulusal bayrağı sembol olarak üzerinde bir Afrikalı siyahi abi var. Bir de İspanyol beyaz bir abi var. Buranın yerlisi yani Mayalılar yok. Yani ara bir renk yok. Beyaz ve siyah. Yani demek oluyor ki biz burayı siyahi ve İspanyollar üzerine kurduk veya İngilizler. Korea. Hello. Hi. Hi. Hello. Yes. Everybody love you, man. Anytime. What's your name? Oz. 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 You don't remember your name, not you? I remember. I don't know how to speak Spanish. This is Belize. Everybody talk English, not you? Yeah, yeah. I know. But it's different accent. Sometimes I confuse. I don't. You might set the line. Yeah.
Bu arada Belize'in nüfusu tamı tamına 420-430 bin arasında bir rakam. Çok düşük, gerçekten düşük. Ziyaret ettiğim en düşük nüfuslu ülkelerden biri Belize. Orta Amerika'da, yani İngiliz sömürgesi demiştim ya Belize için. British Honduras diye bir ülke kuruluyor abi İngilizler buraya geldiği zaman. Bir Honduras var, İspanyol sömürgesi. Bir de İngiliz Honduras'ı diye burayı kuruyorlar. Ondan sonra dağılınca o Belize'e dönüyor. Kendi bayrakları, kendi dilleri, İspanyolca bilmiyorlar neredeyse. Yani halkın %30'u 40'ı falan biliyor. Meksika'dan gelenler veya karışanlar önceden. Şehir isimleri San Pedro var mesela. Bu tarih isimler İspanyolca olarak geçiyor. Belize City, San Pedro, işte Kaya Kulken, böyle bir adalar var. Belize'in tarihi böyle. Hadi abinin yanına gidelim. Domino? Yeah, you're discovering where you guys from? Korea. Yeah. Okay, that's Asia. Asia. She's from Asia, but for me, a little bit Western Asia. And you're from? Turkey. Great. My name is Erwin. I'm a poet in Belize. Oh, nice to meet you. You're tourists, right? Yeah, tourists. Almost. Welcome to Belize. This is Elro in the yard. Nice to meet you. We just walk around. We don't want to disturb. Take a picture of the menu. That's fine. Sure. Just enjoy. Yeah. We walk around. Thank you so much. Yes. Nice to meet you. Enjoy, right? Bye-bye. Okay? You too. Bye. Have fun. You too. Thank you. İlk denemesi güzel oldu. Bunu biliyorsunuz, Karayip korsanlarının müziği ve Karayipler'deyiz. Yani Belize bir Karayip ülkesi ve Belize'in korsanları geçmişte gerçekten meşhurmuş. Bu denizlerde. Hatta duyduğuma göre İngiliz gemilerini, İspanyol gemilerini hep yağmalıyorlarmış o yıllarda. Neyse, adamlar adamlar korsanmış bildiğin. Hatta Bey ile başlayan bir ırktı burada yaşayan. O ırkın korsanları meşhurmuş. Bu arada Belize'in bir diğer ismi de korsanların cenneti. Gerçekten İngilizcesi Heaven of Pirate. Pirate. Heaven of Pirate. Pirate. Anyway. Yani korsanların cenneti. Belize ülkesi. Hi. Hi. Wow. Oh. Abi iyi salladı. No. Nada. Ah, he catch. Ah, small toko, fish. Toko. It's only the type of smaller fish or did you catch bigger? Just a bait. Just small. Really? Catch a bigger one. Ah, you can. Yeah. Wow, great. Do you have any? Not yet. Not yet. I just killed. Wow. Hello friend. How are you? Good. Wow, the bigger one. What? Two. Can you touch? Wow, he do. More? Yeah. Oh, there's really many fish there. I think so. Why? Oh, he got it. Oh man, let that. Oh, they in it. Let that in it. Görüyorsunuz, demiştim korsanların cenneti diye. Korsan kanından gelen bir abi çatır çutur balık yakalıyor. Let's go. Yeah. Have a good day, good luck. Bye bye. Abi bu gördüğünüz bir Hint restoranı. Sumati. Hintlilerin geliş olayı da siyahilerle karışıyor abi İngiliz sömürgesi zamanı. Atıyorlar bir tekneye Afrikalılarla Hintlileri. Anlamıyorlardı kim Hintli kim Afrikalı. Getiriyorlar. Böylelikle 3000 tane Hintli gelmiş oluyor adaya. Komiktir ama bayağı bildiğim burada Hindistanlılar var. İngiliz sömürgesi sayesinde. Abi burası yemek bölgesi. Şimdi buradaki işimiz bittiyse abiyle birlikte geziye çıkacağız. Şu güzelliğe bakar mısın ya? Ne güzel yapmışlar. Sakin ve insan yok.
Çünkü günde çok sıcak. Aynen. Bu sebeple günde çalışıyor değil. Şu an çok sıcak ve bildiğin şu an serin zaman. Yani yağmur sezonu mu diyeyim, ne diyeyim. Ancak hava yine de 40 derece. Yani burada sürekli hava sıcak. Güzel. Şu parkta bir tabela gördüm. Diyor ki 450 tane Belize, yani British Honduras erkeği bu parkta eğitim aldı diyor. Birinci Dünya Savaşı için diyor. 1915 yıllarında da savaşa gönderilmiş. 1939'da da diyor İkinci Dünya Savaşı öncesi burası bildiğin askeri alana çevrildi. Ardından da öyle kaldı diyor. Sonra da parka çevirmişler. Yani şu fotoğraflardaki British Honduras fotoğraflarındaki askerler buralıymış. Abi şurada Jesus'ı gördüm. Bu arada Belize'in nüfusunun %70'i, 73'ü falan Hristiyan. 15'inin dini yok. Diğerleri de işte Mayalılardan kalan, işte belki Müslüman falan filan. Karışık. Ama %75'i Hristiyan. Abi şurası da dediğim gibi Midtown, bir diğer Türk restoranı. Girelim, abilerle tanıştırayım sizi. Nasılsınız? Merhaba. Nasılsın? Ne haber? İyi, senden? İyi de, sağ olun. Kolay gelsin, açmışsınız. Hoş bulduk. Hi. Nasılsın abi? İyi, sağ ol. Siz nasılsınız? İyi. Hello. Merhaba. Merhaba, merhaba. Oturum, yemek ısmarladınız ya. Vallahi tokuz abi, yeni yedik. Ne yediniz ya? Atıştırdık öyle ya. Ne yediniz, söylesene. Makarna tarzı bir şey. Böyle abi, biniyoruz arabaya, sağ olsun. Abi çok güzel. Oh. Ülkenin tek iki tane telekomünikasyon şirketi var. Bir tanesi bu, BTL, devletin. Bir tane de bir özel var. Anladım. Burası bir kolej, özel bir kolej. Arka tarafında üniversite, şu mavi sarı olan University of Belize. University of Belize. Hala Kings Park, yani Princess Margaret Drive olarak devam ediyor burası. Gene dediğim gibi temiz, sıkıntı olmayan, ülkenin refahı yüksek insanların yaşadığı bölge burası. Güvenli dediğin, zaten dün burada yürüdük biz. Evet, burası güvenli bölge, burada sıkıntı yok. Burası genelde iş merkezlerinin olduğu cadde. Bu ülkede call center'lar, Amerikalı, Hintli büyük şirketlerin çağrı merkezleri bu ülkede. Ucuz işçilik olduğu için genelde Amerikalı ve Hintli şirketler şeylerini burada yaptırıyorlar. İngilizceleri de ana dil. Ana dil İngilizce, eski İngiliz sömürgesi olduğu için. Mesela burada senin konuştuğun İngilizce, mesela ben şey duydum, adamların İngilizce aksanı demeyeyim de böyle bir eski dilleriyle karıştırmışlar. Broken English diyorlar, Kriol. Aslında onun şeyi. Kreol konuşuyorlar. Kreol. Onu mu konuşuyorsun? Halk arasında mı? Evet. Yani günlük hayatta onu konuşuyorsun ama yabancıyla veya turistle muhatap olduğun zaman İngilizce konuşman lazım. Çünkü insanlar seni anlamıyor. Anlamaz. Peki böyle şunu bil dediğin bir cümle yapısı, bir şey var mı? Onunla hani bir ya, nasıl bir örnek verebilirsin? Jamaikalılardan bozma bir dil aslında Kreol. Ya insanlar nasıl söyleyeyim? Sen I don't know dersin. Bilmiyorum. O Minono der. Minono. Tabii. Yani çok aslında komik, İngilizce bilen bir insan kreolu anladığı zaman çok komik. Şimdi mesela ben 10 küsur yıldır buradayım, konuşurlar bütün kreolun hepsini anlayabiliyorum. Ve onlarla da kreolca konuşabiliyorum ama konuşmamayı tercih ediyoruz kendi aramızda. Bir şey diyebilir misin abi? Adım Mahsun, Türk'üm, restoran işletmecisiyim diyeyim. Ya adım, ya my name is Mahsun gene diyorsun. My name da derler, my name da Mahsun. My name da. I'm from Turkey, I do restaurant business. Oo. Bu Kreolca, İngilizce söylediğin zaman zaten biliyorsun. Yeah. Aslında uçurum var arada ama içerisinde olduğumuz için anlayabiliyoruz. Peki her yerli, hani bu dili konuşan her yerli normal İngiliz İngilizcesi ve Amerikan İngilizcesi de konuşabiliyor mu? İngiliz yoksa? Değil de Amerikan İngilizcesi. İngiliz aksanı çok ağır. Amerikan evet konuşabiliyorlar. Yani anlayabileceğimiz dili konuşabiliyorlar. Tabii ki ülkenin zaten gelirinin %70-80'i turizmden. Hmm. Ülkede başka bir şey yok. %70-80'i turizmden. Kruz gemileri geliyor buraya. Şimdi Covid'den ötürü artık haftada bir gün geliyor. Ama normalde haftada 7-8 tane kruz gemisi geliyor buraya. Ve gelen gemilerden 3-4 bin tane insan iniyor. Maya tapınaklarına, şehrin içerisinde. Ondan sonra kültürel turlara falan gidiyorlar. Adalara gidiyorlar günübirlik. Overnight yapmıyor gemiler burada. Sadece günübirlik geliyorlar. Ekonominin diğer %20-30'u şeker çıkıyor burada. İşte şeker kamışından şeker elde ediyorlar. Ve rom. Romu meşhur şeker kamışından yapıldığı için. Başka da ülkenin dışarı pazarladığı bir şey yok. Anladım. Turizm yani. Turizm yani. Ülke tamamen turizm üzerine kurulu. Bu gelen Afrikan kökenli insanlar da şeker muhabbeti üzerine değil mi? Hani çalıştırılmak tabii, için geliyorlar. Mahogani. İngilizler zamanında burada mahogani ağacı çok değerli biliyorsun. Mobilyalarda falan İngiltere'de kullanılmış zamanında. Mahogani ağacı ve şeker kamışı tarlalarında köle olarak kullandırılmış.
Yani buraya Afrika'nın Etiyopyalılar falan var burada. Etiyopya kökenli Afrikalılar var. Garifuna denen bir Afrikalı kabile var. Onların dili de farklı. Onlar ülkenin Sao tarafında yaşıyorlar. Değişik böyle Zulu tarzında çalgıları var. Dansları çok farklı. Afrikan şeyi. Tabii kendi kültürlerini hiç kaybetmemişler. Hala burada Garifuna gününde şey olur. Onların bir bayram olur, resmi tatil olur. Hı hı. Sokaklarda dans ederler, eğlenirler. Burası biraz daha üst kesimin yaşadığı bölge. Evler daha bir yükseldi mi sanki? Ya bu bölgede 3 kat artık 4 kata izin veriliyor. Eskiden sadece 2 katmış. Sebebi şimdi... kasırga falan mı? Evet, Hurricane. Burada yaklaşık 7-8 ay önce seçim oldu. Bu da eski başbakan evi. Şu çatılı, kahvenin çatılı olan yer. Üçgenimsi. Evet. Vay be. Önünde zaten hala polis ve güvenlik koruması gördüğün gibi. Şurası onun evi. Ama rahatlar hani öyle bizdeki gibi. Yok, bir başbakan polis şeyi... bizim restoranlarımıza yemek yemeye geliyor mesela. Yani yanında polis bile yok. Adam arabasına biniyor, eşini yanına alıyor, çocuğunu yanına alıyor, geliyor. Hmm. Mesela dün akşam siz geldiğiniz zaman bir tane de bakan vardı masada. Bakan ha? Ama Türkiye'de olsa bir bakan gittiği zaman... O şey miydi yoksa? Ona... Mavi gömlekli, iri bir abi vardı. Yok, beyaz gömlekli. Hemen sizin iki masa arkanızda oturuyordu. Üç tane kadınla. Bir tane böyle bakan potansiyeli taşıyan bir abi gördüm de. O değilmiş. Nasıl peki yani kiralar? Ayıp da sorması, kirada mısınız yoksa ev mi? Bizim aldınız? Evimiz kendi evimiz. Yeni hı-hı aldık. Yani daha kira önce... olsaydı nasıl olurdu mesela? Kiralar ya ortalama 2+1 düzgün şöyle bir evde yaşayacağım. De apartman bir katını kiralasın. Şöyle i̇ki beyaz ar- şey yani sarı. Sarı ev gibi. 2+1'ini kiralasan 1250-1300 Amerikan doları. 1250-1300. Biraz daha üst segment bir evde oturacağım desen mesela şurada kırmızı evi göstereyim. Şöyle komple kiralayacağım diye şey. 3000-3500 Amerikan dolarına kadar ödersin. Şimdi bir de oturduğum bölgeyi aylık 100 Amerikan dolarına yaşayan insanlar da var yani oturan, kira ödeyen insanlar da var. Yani genelde buranın komple hepsine dedin değil mi abi? Bu buranın böyle en büyük olsa kilisesi. En büyük kilise. Yani şu en meşhurlardan bir tanesi. Yo, şu şeyi dedim, şu pembe ev mesela kiralık olsa kaç para olurdu mesela? 3000 Amerikan doları 3000 olur. Bayağı büyük ama yani. Kaç evet, bir 20 kişi yaşar herhalde orada. Yani 20 demeyelim de orada yaklaşık 3-4 unit desen 8-10 kişi yaşarsın. 8-10 kişi. Ülkedeki tek gross market, en büyüğü. Gross market dediğin abi? Yani alış şey gibi, Walmart tarzında. Şimdi Brody's. Kaç tane daha var ama onlar biraz daha ekonomik ve daha küçük. Peki abi bu mesela Çinlileri sorayım. 34 bin Çinli dedi. Yani buradaki nüfusun %10'u. İşi ele geçirmiş durumdalar mı yoksa? Evet. Gıda sektörü bütün market Çinlerde. Çinlilerin elinde. Onu hep yapıyorlar ya. Her ülkede bir Çinli böyle Chinatown bir şeyler evet var yani. Ya burada bir Chinatown yok ama komüniteleri var. İstedikleri gibi yurt dışından insanlar getirebiliyorlar mesela. Restoran içinde de bayağı Çinliler var. Fast food tarzı biliyorsun onlar, fried chicken'lar falan meşhur. Bir de market işinin %95 onların elinde, diğer %5 de Hintlilerin elinde. Yani yerli market olan sadece Brody's. Brody's. Belli's market. Aynı zamanda benim restoranımın da mülkiyet sahibi onlar. Çinliler hep böyle ya. Adamlar evet, kafası mı çalışıyor? Şurası mesela küçük bir polis istasyonu. Ülkedeki polislerin yarısının silahı yok mesela. Silahsız. Şey, istikak yetmediği için. Yani devlet alamıyor. Silah yok yani ülkede. Sivil silahlanma ülkede bayağı şey, popüler. Ülkedeki yep crime'dan ötürü sivil silahlanma. Yani hemen hemen herkesin ülkede silahı var. Başkent şeye taşınmış abi. Belmopan. Hurricane yüzünden. Devlet şeyleri falan burada mı, orada mı? Nasıl? Orada ana binalar ama burada da ofisleri var işte. Peki şey dedim, başkan burada yaşıyor dedin. Başkenti orada. Nasıl yapıyor? Günlük insanlar zaten başbakanın, devlet şu andaki başbakanın yaşadığı şehir Orangeville. Yani orijinali Orangeville'lı. Ha şey şu yukarıdaki. Yukarıda sizin üzerinden geçtiğiniz geçtik şehir. Devlet ofisleri Belmopan'da olduğu için genelde Belmopan ve Belize'de. Zaten ülkenin bir başına bir başına gitmek 2-3 saatini doğru alıyor. Doğru. Uçakla seyahat ettiğin zaman 20 dakikada ülkenin bir ucundan diğer ucuna gidebiliyorsun. Doğru. Şimdi Southside dediğimiz getoların, favelaların yaşadığı bölgeye geçeceğiz. Hı-hı. Çok fazla ara sokaklara girmeden ana hat üzerinden hı-hı göstereceğim. Onu telefonla dışarıya çekiyor da ben ya ya sıkıntı yok. İstediğiniz gibi çekim yapabilirsiniz. Günün gün orada çağ çok büyük. Sıkıntı olacak bir durum yok. Burada işte favelaların biraz daha üst gelirli olanları caddeye burada yakın yaşıyorlar. Ev tipleri mesela şu ev tipleri biraz daha böyle yüksekte, altı evet kat biraz daha şey. Nasıl hani? Hurricane'den ötürü işte hep ağaç kazıklarının üzerine evleri dikiyorlar. Hurricane'de yani araba süremiyorsun buralarda. Su hı-hı bir metrenin üzerine kadar çıkıyor. Hadi canım. Evet.
Kasırga'da sel basıyor yani. Sel basıyor bildiğin. İnsanlar genelde hep evlerin altını boş bırakmaya özen gösteriyorlar. Ama buraya 5 yılda bir falan geliyor. 2010'da geldi, 2015'te geldi. Çok şükür bu sene gelmedi. 5-6 senede bir hep denk geliyor. Bu sene bize geldi ya. Şeyde biz Merida'daydık. Evet, Meksika'da. Meksika hemen hemen her sene vuruyor. Geldi yani. Hurricane Grace mi diyorlar? Grace. Hepsine bir isim koyuyorlar da işte dediğim gibi Meksika'ya hemen hemen her yıl hurricane sezonunda. Burası işte insanlar şu tarz evlerde yaşıyorlar. Favela evi ya. Buralar gene biraz daha iyi olanları. Şöyle arkalara doğru daha... Şu an girdik mi o getto? Şu anda o getto'nun giriş bölgesindeyiz. Arka taraflara doğru daha uyduruk, derme çatma. All getto house, favela house. Peki bu insanların ana şeyi ne, işi? Yani uyuşturucu falan mı ne? Ya o da var ama herkes değil tabii, çok minik bir kesim bu işle uğraşıyor. Genelde bunlar işçilik yapıyorlar. Mesela bizim yanımıza çalışan personelimizin %70-80'i bu bölgede yaşayan insanlar. Burada da çok düzgün insanlar yaşıyor tabii ama geneli biraz daha pis işlerle uğraşıyorlar. Mesela şunlar hepsi tek tek kiraya verilen oda tarzında yerler. Tehlikeli bölgeler burası. Burası Farmers Road diye geçiyor. Aralara ayrılan sokaklar genelde girilmemesi gereken bölgeler. Girdin mi hiç yoksa? Yani girdim dersem yalan olur. Bir kez, sadece bir kez personelin acil bir durum olduğu için gelmek durumunda kaldım. Yardım ettim başında. Yoksa bir işimiz yok yani. Şehir merkezine gideceğiz. Downtown dediğimiz yere. Orayı da göstereceğim. Bugün pazar kapalı. Çok büyük bir action olmaz ama. Bak görüyor musun? Evlerin hepsi böyle. Kazıkların üzerine yapılmış şekilde. İnsanlar su baskınlarından falan böyle kurtarlar. Şey, Belize nüfusu kaç abi? Sitenin nüfusu 90 bin kişi falan. 90 bin. Yani halkın %20'si. Asgari ücret nasıl abi burada? Asgari ücret aslında çok uygulanmıyor ama ya bir kişi saati 2 dolar Amerikan dolarına falan çalışıyorlar insanlar. Saati 2. En düşük. Çalışma saatleri nasıl? 8 saat çalışıyor insanlar ama işte sen daha fazla para kazanmak isteyenler daha fazla, daha uzun saatler çalışıyorlar. Aslında fena değilmiş. 2 Amerikan doları saatliği, 3 Amerikan doları alan var, 4 Amerikan doları alan var. Yani 8 saat çalışsa 16, aya vursan 600 dolara yakın bir para yapıyor. 500-600 Amerikan dolarıyla para kazanıyorum. Ama Türkiye'den yüksek ya neredeyse. Ama burada hayat şartları çok pahalı. Doğru. Mesela adam bir saat çalışıp sadece bir tane çikolata alabiliyor 2 dolara. Burası ülkedeki port, limanımız. Port dediğin ticari liman mı? Ticari liman burası. Gümrük yani. Türkiye'den falan bir şey yolladığında aldım. Evet, şimdi kruz gemilerinin yolcular bıraktığı limanın önünden geçeceğiz birazdan. Burası da ülkenin biraz sıkıntılı bölgelerinden bir tanesi. Port Loyola diye geçiyor bu bölge. İşlenen her 10 suçtan 3-4 tanesi burada işleniyor. Peki bu tarz yerlerde yaşayan asıl köken kim? Hani genelde siyahiler ama siyahiler. Tabii İspanyollar da biraz yaşıyor bu bölgede ama az İspanyollar burada. Genelde siyahiler. İspanyollar daha çok aktif ticareti yapan insanlar olduğu için veya ülkede yaşayan bir beyaz kesim de var Belizli olarak. Senin benim gibi beyaz olan insanlar var. Onlar çok bu bölgede yaşamıyor. Burada genelde siyahiler yaşıyor. Anladım. İşte ülkede yaşayan bir beyaz kesim de var. Ya ama hani durumları da o kadar iyi değil sanırsam. İyi mi? Değil. Ya ülkedeki 400 bin tane insanın durumu iyi diyebileceğin 20 bin tane insan vardır yerli. Anladım. Geriye kalan orta kesim diye bir şey burada yok denecek kadar az. Zengin onu ve fakir fark var. Ettim onu aynen. Orta kesim yok. Ülkede yani. Çok büyük bir yolsuzluk var siyasette. Bundan önceki hükümet, ondan önceki hükümet. Yani hep her gelen hükümet sadece bu ülkede çalıyor. Çalıyor. Normal. Her ülkede aynı. Yani şey, korrupsiyonun olmadığı dünyada hiçbir yer yok. Burası şehir merkezine inen favellaların olduğu bölgeden bir cadde. Downtown dediğim yerdeki ticaretin %99'u Hintlilerin elinde. Genelde kıyafet mağazaları, ev ürünleri satan bizim mobilyacılar tarzında yerler daha çok downtown'da. Her 10 tane dükkandan 9 tanesi Hintli. Zamanında buraya gelip hep mülkiyetlerini satın alıp burada kalmışlar. Anladım. İşte böyle şehrin ortasında dereler var, nehirlerden geçen dereler. Bunlar içerisinde timsahlar çıkıyor. Bazen kenarlarda falan böyle takılıyor. Gerçek bildiğin büyük timsah. Tabii büyük timsah. Burada
şehrin içerisinde var. San Pedro'ya gittiğiniz zaman mesela San Pedro'da aslında timsahların olduğu bir lagun bölgesi var. Hı. Oradaki yerlere sorun size gösterir. Timsahlar çıkıp bildiğim gibi 8-10-20 tanesi güneşleniyor. İnsanlar uzaktan tavuk falan fırlatıyorlar. Rahatça video da çekebilirsin öyle yani, mesafede var. Bir de burada yani denize de geliyor. Hı hı. O az önce deniz kenarından geçtiğimiz yerde tabelalar var. Denize girmeyin. Aa. Timsah vardı. Çünkü nehrin karıştığı bölgelerde, denizin dayaz olduğu yerde, anladım. Sığ olduğu yerde takılıyorlar. Şimdi burada Governor General dediğimiz eski sömürgeden kalan vali atıyorlarmış ya sömürgelerine. Hı hı. Şimdi hala o devam ediyor. Cumhurbaşkanı gibi düşün. Başbakanın daha üstünde. Onun şeyinin önünden geçeceğiz. Bu da ülkenin en eski kiliselerinden bir tanesi. Peki o vali dediğin hala İngilizlerden kalan biri mi yoksa? Yok. Yerlilerden seçiyorlar. Bundan önceki erkekti. Şimdi bir kadın. Hmm. Burası da onun şeyi. Çalışma ofisi. Evet. Yani devlette sözü geçiyor mu? Tabii ki. Gene yani meclisten bir şey geçtiği zaman nasıl bize Cumhurbaşkanı onayı hatırlar. Burada da öyle Governor General'ın bir onay vermesi lazım. Yani o en yetkili kişi oluyor yani. Evet, ama seçimle değil, atamayla geliyor. Anladım. Tam böyle yoğunluk, hani genelde insanların yaşadığı bölge neresi? Yani bu taraflar mı? Bu taraf. İşte downtown hafta içi falan iğne atsan yere düşmez. Çok kalabalık oluyor. Hmm. Pazar günleri burada İngiliz common law hala insanlarda olduğu için pazar günleri dükkanlar %80'i %90'ı böyle kapalı. Sen yok yani. Evet, pazar günleri de böyle. Şeyler nasıl, evsizlerin nüfusu var? Bunlar evsiz değil mi? Evet, evsiz. Bu ülkede bayağı evsiz var. Ama devletin bunlara yaptığı yerler var. Yerler mi dediği şey? Nüfusu bakar yaptığı sevgileri için. İnsanları 1 dolar, 2 dolara hep beg yapıp, uyuşturucu içip, bir tane alkol içip bu hayatı seviyorlar. Yani 3-4 tane yerde evsizlerin şeyi var. Şöyle evler, aralarda daha fazla. Sen mesela ne yapıyorsun abi? Boş zamanında atıyorum gittiğin bir yer veya ya, takıldığın bir bölge. Boş zamanlarımızda genelde evde veya arkadaşlarımızla, bizim diğer restoranımız denizin kenarında, şimdi gideceğiz görürsün. Orada oturuyoruz. Bir şeyler içiyoruz. Ha. Birkaç tane kafası saran Türk bir araya gelip bahçede bir mangal yapıyoruz. Burası balık pazarı ülkenin. Burası fish market. Bugün pazar olduğu için burası da çok sakin. Var mı burada ünlü bir balık, şunu yiyin dediğin? Snapper var. Snapper çok, grouper da güzeldir bu ülkede. Bizim snapper, bizim mercan balığı gibi. Hı-hı. Kırmızı bir balık. Yani bizim Türk balıklarıyla tabii kıyaslayamazsın ama fena değil, lezzetli bir balık. Abi beni şaşırttı beni ya. Ben daha böyle şey bekliyordum. Karmaşık, daha tehlikeli, daha böyle kötü bekliyordum. Çok hoşuma gitti aslında. Ya aslında çok tehlikeli değil. Nüfusa oranla ve herkes birbirini tanıdığı için, medya çok şeffaf olduğu için olan her şeyi biliyorsun. Ya sokak hırsızlığı var. Buradaki suçu bitirmek, getir Türkiye'den 4 tane sağlam komiser, şuradaki suçu bitirir. Ama ülkedeki polisin içerisinde de bu işlerle uğraşanlar olduğu için bitirmiyorlar, işlerine de gelmiyor. Ne oluyor? Uyuşturucu dönüyor. Ülkede sürekli sıcak para var. Turist de alıyor zaten. Turist tabii canım. Ya Amerikalılar buraya sadece uyuşturucu ve gece hayatı için geliyorlar. Doğru. Polisin de çıkarı var. Downtown. Bunun bir bölgesi işte. Orange Street diye geçiyor. Ticaret buralarda dönüyor genelde. Burası da bizim diğer dükkanımız. O butik dediğim yer kapalı. Şurası. Here also his store. Gördüğün kapalı olan dükkanlar hepsi Hintliler. Birkaç tane Çinli ve Bangladeşli var. Abi de biz bir yerden para çekelim diyoruz da, dün bir ATM'ye gittik. Önünde değişik değişik adamlar vardı. Dedim, ben çekmeyelim. Emniyetli bir ATM biliyorum orayı. Orada çeksek süper olur. Hangi banka? Scotia Bank dediğim. Tamam. Olabilir. International Bank. Çok fazla nakit para üzerine, her yerde kredi kartı geçiyor. Yani çok minimumda tut elinde nakit paranı. Yani 200 dolar çeksek adaya gideceğiz, şey yapacağız, gelsek yetmez mi? Yeter bence zaten. Burada araba fiyatları nasıl? Mesela araba fiyatları bu ülkede çok yani ucuz. Ya aslında Amerika'dan geldiği zaman %45 vergi var. Hı hı. Ama mesela şu anda bindiğimiz arabanın fiyatı 6000 Amerikan doları. Yani gelişmiş ülkelere nazaran ucuz. Amerika'yı dışında tutuyorum. Birim olarak düşün. 12.000 Belize doları bu araba. Yani TL olarak, hani birim olarak 12.000 TL'yi Türkiye'de artık motosiklet bile alamıyorsun. Doğru, doğru. Burası işte senin şeye gideceğin teknelerin. Ha, burası tekne mi? Adalar, adalara giden teknelerin limanı. Uçakla gideceğin zaman da küçük havalimanından gidiyorsun. Tekne kaç saat sürüyor abi buradan? 40 45 50 dakika sürüyor. San Pedro 1 saat 15, 1 saat 20 dakika. Bir şey değilmiş. Tekne keyifli ama
Tekne yaparız. Masmavi deniz içerisinde gidiyorsun. Tekne yaparız. Beli sınır, yani Belisli sınırında denize sınır olan yerler kirli. Ama 1-2 mil açıldıktan sonra deniz masmavi. Pırıl pırıl. Ne yapıyorlar ya onlar orada? O arada bildiğin piknik yapmışlar ya. Sonra yaparız ya fotoğraf işini. This is really Latin American culture. What they are doing? Yeah. I think they are just taking picture or something like that. Biz sonra şey yaparız ya, takılsınlar abi. Lighthouse bu ülkede çok meşhur bir şey. Ooo, lighthouse. Orada mezarlık mı var ya, çiçek evet, falan bırakmış? Evet, bir tane şey var, mezarlık var orada. O ne abi? Bir İngiliz lordunun mezarı aynı zamanda, daha doğrusu anıtı. Buraya ilk gelenlerden birini. Zaten Beliz bağımsızlığını kurşun atmadan kazanıyor. İngilizler bırakıyor. Yani 1981. Siz bağımsız olun diyor. Burası da Radisson Otel. Kötü duruyor ya Radisson Otel. Yani Belize'de bu kadar. Pis yani. Dışı pis evet. Ama fena değil. İçinde restoranı falan var. Şöyle bir bahçesi var önünde. Burası ülkedeki kolejlerden bir tanesi. Zengin kesimin şeyinde. Şurası da Merkez Bankası. Şu ülkedeki Merkez Bankası. Krem zaten, rengi olan. Evet, Maya tapınağı şeklinde kültürel bir şekilde yapmışlar. Central Bank of Belize. Ülkede olmayan bütün paralar bunun içerisinde. Biraz bekle. Durayım mı biraz? Olur. Abi şu an para çekeceğiz. Belize'de ATM'deyiz. Kartı yerleştiriyorum. Bakalım komisyon şeyi nasıl olacak? Paralar nasıl? Hepsini görelim. Maksimum 300 gösteriyor. Yani 150 dolar. Girelim mi yoksa 500 mü? Şu an 250 dolar. Invalid transaction. Olmadı. What the fuck? Ne oldu? Anladık. Oh, ayrı bir fiziki. Korkutuyorlar beni abi, kart gidecek diyordum patlıyor ya. Kart da bir sok bir çek, ondan sonra bir daha sok diyor. O da ilginç. 150 US dollar. Yeah, 150 US dollar. I think enough for us. We don't spend it. Much and pay it. Yeah, we did it. Ooo, terlek mi zaten? Çekiyor abi, 300 maksimum çekti. Atlantic Bank diyeceğim. Abi şimdi daha yeni odaya geldim. Bayağı muhabbet ettik. Anlatırım. Önce sizlere Belize paralarını göstereyim. Belize'de en büyük para yüzlük. Kraliçe Elizabeth, İngiltere'nin kraliçesi ve bütün paraların ön sayfasında, yani ön kısmında kraliçenin fotoğrafı var. Şurada bir beşlik vardı, o da kırmızı oluyor. Onu harcadım, su aldım. O gitti. O yüzden şöyle bakalım. Yani şu gördüğünüz her rakamı ikiye bölün. Amerikan dolarını çıkaracaksınız. Şu 100 Belize dolarıysa, Belize doları diye geçiyor. 50 dolar ediyor. Bildiğin şu para 50 dolar. 25, 10, 5, 1. Bir de 1 yazıyor. 1 dolar yazmışlar üstüne. Ancak Belize doları, yine Kraliçe Elizabeth, 50 cent yapıyor. 25 var. Hatta penny'e kadar gidiyor bak. 25'in üzerinde de Kraliçe Elizabeth var. Bunun 1'ine kadar gidiyormuş. Yani 25 tahminen. 10 var, 5 var ve de 1 var. Paralar böyle. Arka sayfaları da şöyle göstereyim. En yüksek paranın arka sayfasında pelikan kuşu, kuş çeşitleri, papağan, kartal falan filan. Burada bilmiyorum, lüks bir binaya benziyor. Köprü var. Şurada raccoon, jaguar varmış Belize'de. O tür hayvanlar var. Şurada önemli binalar var sanırsam. Katedral falan yazıyor. Gourmand House. Şunda da tapınaklar var. En düşük paralardan birinde. Bir kağıt para yok. Bir demir var. Şu Maya tapınakları. Altun Ha var burada. Maya Ruins of Belize var bir de. Şunan Tunik. Bir de Luban Tun diye bir tapınak var. Bütün paralar bunlar. Yani diyeceğim en yüksek paraları 50 dolar ediyor. Yani bizim 200 liramız gibi hesap edelim. Bizim 200 liramız 30 dolar falan mı yapıyor? Ancak Belize'de en yüksek para 50 dolar. Ve askeri ücret burada öyle bir şey yok. Ancak saatlik ücret 2 dolar falan kişi başı. Türkiye'den fazla kazanıyorlar. Abi kafeye geldik, sipariş verdik. Belize dolarıyla ödedik. Para üstünü Amerikan dolarıyla verdiler. Ve bu 2 Belize doları olarak geçiyor. Bildiğin 1 dolar eski kullanılıyor. Hatta üzerine 7 yazıyor yani böyle. Dışarı değiştirmeye çalışsan almazlar ama böyle veriyorlar insanlar. Ha burada uyuşturucu ticareti çok fena dediler. Şey oluyormuş. Orta Amerika'nın, hatta bütün Amerika kıtasının tek ülkesi Belize'de radar sistemi yokmuş, uçakları takip edemiyorlarmış. Bu sebeple ufak fırfırlı böyle pervaneli bir uçak Belize'den uçarken inip bir noktaya paket paket kilolarca uyuşturucu bırakıyormuş. Tabii parası ödenmiş. Gidip parasını, uyuşturucu parasını ödeyen adam o paketi alıp şeylere bindirip jet skilere adalara dağıtıyormuş. Hatta Miami'ye geçiriyormuş falan filan derken Belize üzerinden acayip
uyuşturucu ticareti dönüyormuş ve devlet bunlara da göz yumuyormuş. Hani istese belki radar sistemi takar, izler yani uçakları bilmem ne. İngilizlerin sözü hala geçiyor burada, şeyde hatta burada helikopter falan uçuruyorlardı uyuşturucu ticaretini önlemek için. Dediğim gibi Amerika'ya götürüyorlar. Amerika çok istemiyor bu tarz şeyler ama uyuşturucu istemediğinden değil, uyuşturucu parasını yurt dışına yollamak istemiyor. Sıkıntı bu. Hani para ülkede kalsın. Uyuşturucu alınıyorsa alınsın ama para ülkede kalsın diye düşünüyor. O yüzden engellemeye çalışıyor. Fakat imkansız gibi bir şey. Orta Amerika, Latin Amerika gerçekten uyuşturucu konusunda baya baya sağlam. İşi biliyorlar yani. Böyle. Şu an odada çekiyorum. Sebebi akşam 9'dan sonra sokağa çıkma yasağı var Belize'de. Bu sebeple akşam 7'ye kadar takıldık, muhabbet ettik. Sonra biz döndük yürüyerek. Çok uzakta değil zaten, yürüyüş yaptık. İşte maske takma zorunluluğu var dışarıda gezerken falan. Polis ceza yazıyor mu yazmıyor mu bilmiyorum ama takmayan var tabii. Biz takıyoruz dışarıda. Orta Amerika'da turistsen bir de polis gelip hani niye takmıyorsun, cezası $300 deyip bir geçirir elimizden alırsa parayı, sıkıntı yaşamak istemiyoruz. O yüzden takıyoruz. Böyle. Diyeceklerim bu kadar. Belize videosunu da burada bitireyim. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay. Ben Oğuzhan Tıraş. Eğer gezi videomu beğendiyseniz abone olmayı unutmayın. Bu kanalda dünya üzerindeki bütün ülkeleri hep birlikte gezeceğiz.